olarak arkadaşlarım atomlarla ilgili tanımlardan bahsetmek istiyorum. İzotop atom, izoton atom, izobar, izoelektronik, allotrop gibi tanımlardan bahsetmek istiyorum. İzotop atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlar birbirinin izotopudur. Demek ki arkadaşlarım izotop olabilmesi için proton sayılarının, atom numaralarının yani çekirdek yüklerinin aynı olması kütle numaralarının yani nötron sayılarının farklı olması gerekiyor. Bakınız en çok sorulan hidrojen, döteryum, tridium yani hidrojenin izotoplarıdır arkadaşlarım. Bakınız protonlar aynı kütle numaraları birbirinden nasıl geliyor? Farklı geliyor. Bize sorulan bir soru tarzı bütün atomların çekirdeklerinde proton ve nötron var mıdır derse hayır diyoruz arkadaşlarım. Çünkü bakarsak buradaki hidrojenin nötronu yoktur. Klorun Atom numarası 17, kütle numarası 35'e 37 demek ki kütle numaraları yani nötron sayıları farklı birbirinin izotopu. Sodyum 11, 23'e 24 kütle numaraları farklı. Nötr, dikkat dikkat, nötr izotop atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat iyon durumuna geçtiğinde İzotop atomlar iyon durumuna geçtiğinde çapları değişeceğinden kimyasal özellikleri ne yapacaktır arkadaşlarım? Değişecektir. Kimyasal özellik farklıysa zaten fiziksel özellik nasıldır arkadaşlarım? Farklıdır. Mesela hidrojen izotoplarından H2O ve D2O'yu düşünelim. Su ve ağır su. Bunların fiziksel özellikleri nasıldır arkadaşlarım? Farklıdır kimyasal özellikleri aynıdır. İzotop atomların oluşturduğu bileşiklerin molekül ağırlıkları nasıldır? İzotop atomların oluşturduğu bileşiklerin molekül ağırlıkları nasıldır? Farklıdır. Çünkü bunların kütle numaraları nasıl arkadaşlarım? Birbirinden farklı. Şimdi Yargılarından hangileri doğrudur diye bir örneğimiz var. X 63 29 ve 65 29 Y artı tanecikleri ile ilgili olarak birbirinin izotopudur. Bakıyorum. Protonlar aynı kütle numaraları farklı birbirinin izotopudur. İzotop atomlar nötrken kimyasal özellikleri aynıdır ama dikkat dikkat iyon durumuna geçtiğinde çapları değişeceğinden kimyasal özellikleri ne yapacaktır? Değişecektir. Yani kimyasal özellikleri farklıdır. Doğru. Nötron sayısı en fazla olan Y'dir. 63'ten 29'u çıkartıyorum nötronu buluyorum. 65'ten 29'u çıkartıyorum nötronu buluyorum. Demek ki nötron sayısı en fazla olan Y'dir. Yani bütün önermelerimiz doğrudur. Klor 35,5-17 atomu için yargılarından hangileri doğrudur? Çekirdek yükü yani atom numarası 17'dir. Doğrudur arkadaşlarım. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Hemen yapıyoruz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Üçüncü periyot baş kuantum sayısı 3. S artı P ile sonlandı. 7A. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Nötron sayısı 18 buçuktur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlarım. Nötron sayısı 18 buçuk mudur? Değildir. Çünkü evet aradaki fark 18 buçuk gibi dursa da nötron sayısı 18 buçuk olmaz. Buçuklu nötron, buçuklu kütle numarası Olamaz arkadaşlarım. Peki bu buçuk nereden kaynaklanıyordur? İzotopların doğada bulunma yüzdelerinden kaynaklanıyordur. Mesela bakalım arkadaşlarım. Klor elementinin doğada klor 35 ve klor 37 olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. Klor 37 izotopu doğada %25 oranında bulunduğuna göre klorun ortalama atom kütlesi nedir? Şimdi klor 35 ve klor 37. 37 olan %25 oranında bulunuyorsa 35 olan %75 oranında bulunacaktır. Kütle numarasını yüzdesiyle çarpıyorum. Kütle numarasını yüzdesiyle çarpıyorum ve yüze bölüyorum. Bu sayede ortalama atom kütlesini hesaplıyorum ve bu da yaklaşık olarak arkadaşlarım 35 buçuk geliyor. Yani buçuk doğada bulunma yüzdeleriyle alakalı bir durum. Yoksa doğada buçuklu nötron, buçuklu kütle numarası, buçuklu atom numarası olmaz arkadaşlarım izotondan bahsedelim. Bakınız izo eş anlamına geliyor. Ne ile bitti. Yani nötronları aynı. Nötron sayıları aynı ama atom numaraları farklı olan atomlardır. Atom numarası farklıysa bunlar bambaşka elementler. O zaman kimyasal özellikleri farklı. Kimyasal özellik farklıysa zaten fiziksel özellikleri farklıdır. Aradaki fark nötronu veriyor. Bakınız 12. Aradaki fark nötronu veriyor. 12. Yani nötron aynı. Protonları farklı farklı. İzobar proton sayıları farklı, kütle numaraları aynı olan atomlar. Bir kere proton farklıysa yine kimyasal özellikleri farklı, tabii ki dolayısıyla fiziksel özellikleri de farklı olacak. Kütle numaraları aynı, protonları farklı olan elementleri görüyoruz. İzoelektronik elektron sayıları ve dikkat dikkat elektronların orbitallerdeki dizilimleri aynı olan farklı atom ve iyonlardır. Mesela sodyum artı 1 11 elektron sayısına bakarsak arkadaşlarım 10'dur. Magnezyum artı 2 12 bu da 10'dur. Ve bu tanecikler için şöyle söyleyebiliriz. Her iki atomunda 10 elektronu var. Her iki atomunda elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p6 şeklindedir. Bu nedenle bu tanecikler birbirinin İzo elektroniğidir. Şimdi bakıyorum. X28 ve Y30 artı 2 tanecikleri için izoelektronik tirler X de B grubu elementidir. Kat halde elektrik akımını iletirler. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere arkadaşlarım şuna dikkat edelim. Ben A grubu B grubu elementi midir? ya da periyodik cetveldeki yeri bulurken atom numarasından bulurum. O zaman x28'in elektron dağılımını yapıyorum arkadaşlarım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Dördüncü periyot. S artı D, B grubu 10B olmaz, 8B demiştik. Y30, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Dördüncü periyot 12B gibi duruyor ama 2B demiştik. Çünkü maksimum 8B'ye kadar olabilir arkadaşlarım. Periyodik cetvelde maksimum 8A, maksimum 8B vardır. Şimdi bakıyorum ikisinin de B grubu elementi olduğunu buldum. Ve size söylemiştim. B gruplarının tamamı metal. Metal ise katı halde elektrik akımını iletirler. Peki, izoelektronik midirler? Buna bakıyoruz arkadaşlarım. Şimdi, izoelektronik tanımında elektron sayısının aynı olması yetmiyor. Mutlaka elektron dağılımlarının da aynı olması gerekiyor. Y30 iki tane elektronunu verecek. Dikkat dikkat! İki elektronlu en yüksek enerji düzeyinden verecek yani 4s2'den verecek. 4s2'den verdiği zaman x28 3d8'de sonlanıyor y33 d10 ile sonlanıyor. Dolayısıyla elektron sayıları aynı ama dağılımları farklı olduğu için izoelektronik değildirler not diyorum arkadaşlarım. Bakınız biraz önceki örneğimize bakacak olursak sodyum 11, magnezyum 12 yani atom numarası 20'den küçük. Fakat 20'den büyük olduğu zaman bu 4s2 3d sapması orbitallerin dolu sırasından dolayı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yazıyorum dikkat dikkat atom numarası 20'den sonra dikkat dikkat diyorum. Allotrop. Şimdi arkadaşlarım allotroplar aynı tür atomlardan oluşurlar fakat uzaydaki dizilişleri farklıdır. Bir elementin ya da bileşiğin taneciklerinin doğadaki farklı geometrik dizilişlerine birbirine allotropu denir. Örneğin oksijen ozon. Beyaz fosfor, kırmızı fosfor, rombik kükürt, monoklinik kükürt, kireç taşı, mermer ikisi de kalsiyum karbonattır arkadaşlarım. Elmas grafit ikisi de karbondur. Allotropların Atom ve kütle numaraları aynıdır arkadaşlarım. Yani atom numaraları ve kütle numaraları aynı. Mesela elmastan bahsedecek olursam karbon 612'dir. 12'dir. Yani bunlarda bir izotop durumu falan söz konusu değildir. Erime ve kaynama noktaları farklıdır. Bağ enerjileri farklıdır. Burada elması ve grafiti düşünebilirsiniz. Grafit kalem ucu dediğimiz biliyorsunuz ve elektrik akımını iletir demiştik madde bilgisinde. Reaksiyona girme yatkınlıkları farklıdır. Ve dikkat dikkat Aynı elementle aynı tür bileşik oluştururlar ve oluşan bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Yani direkt allotropların kimyasal özellikleri aynıdır demiyoruz. Aynı elementle aynı tür bileşik oluştururlar. Oluşan bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır diyoruz. Son olarak arkadaşlarım elmas ve grafitin şekillerini görüyorsunuz zaten. Bağlanma düzenleri tamamen farklı. Elmas SP küp grafit SP kare hibritleşmesine sahip elmas daha sert grafit daha yumuşak bağ enerjileri reaksiyona girme yatkınlıkları erime noktaları kaynama noktaları farklı atom numaraları ve kütle numaraları aynıdır.